1 Şubat 2022 Antalya Kumluca 50. yıl mahallesindeyiz. Yanımızda Mehmet Altınel. Altınel, evet. 6 yıldır rekor gelişim müşterimiz. Evet. Bu sene buna rekor damlama ve rekor gübre yaprak gübresini de dahil ettiler. 1600 metrekare serada. Evet. Patlıcan üretimiyle uğraşıyoruz. Evet. Mehmet abi, rekor gelişimi 6 yıldır kullanıyoruz. Önce oradan başlayalım, sonra devam edelim. Evet. Neler oldu bu sene, neler gördük, 6 yılda neler yaşadık? Bir özetleyelim. Güzel, her zaman verdiğimiz şey. Şimdi işte, önce katı ürün. Katı ürün, dabandan rekor gelişimi kullandık. İlk dabandan rekor gelişimi. Rekor gelişim ne sağladı o dönemlerde? İlk kullandığınız, 6 yıldır kullanıyorsunuz ama. Evet. Size ne faydası var, ne katıyor? Ya ağacı daha şeyli yapıyor mesela. Gür. Gür yapıyor. Gür şimdi yapıyor. Burada bir patlıcan var. Bunun çeşidini de söyleyin. Nedir? Bu berceste. Berceste çeşidi. Berceste. Şimdi geçen hafta biliyorsun hava biraz sert, sıkıntılıydı. Aynı. Hatta yeni düzeldi. Bugün 1-2 gündür böyle. Eksileri gördük. 2 evet. derece, 3 evet. dereceleri. Evet. Ona rağmen bitkimiz gayet güzel. Güzel. Şöyle göstererek gidelim mi? Gidelim. Devam edelim. Şimdi tabandan uyguladığımız rekor gelişimin topraktaki nemi korumayla ilgili, tavlulukla ilgili. Tabii işte gördüğün neler gibi. Sağlıyor? Bir gösterelim. Şöyle. Nemli tutuyor toprağı. Nemli tutuyor. Evet. Tavlı. Tavlı. Duruyor. Bitkide duraksama oluyor mu? Duraksama ki, şu anda yok. Ki siz bunlarda genelde durdurucu kullanıyorsunuz. Evet. Yani durdurucuya rağmen bir şekilde bitkiyi yürütebiliyorsunuz. Evet. Durdurucu kullanmadık mı olmuyor. Tabii biraz daha azgın gidiyor. Azgın gidiyor. Şöyle azgın gösterelim yanlara. Azgın gitmemesi için durdurucu kullanıyoruz. Şimdi, bu sene ilk defa şey kullandık. Rekor damlama. Tabandan damlamadan verdik. Evet. Rekor damlama ürünümüzün gördüğünüz nedir size faydası? Böyle nasıl anlasın sana? Güzel. Şey olarak evet. yani gözlem olarak söylersek biz şimdi mesela şunu söylüyoruz. Damlama kullanılan yerde meyve boşluk. Hacimleri doluyor. Doluyor. Meyve meyvenin ağır olması. Ağır olması. Dolgun bunu, olması. Bunu görüyor musunuz? Görüyoruz yani, tabii. Hasatı yaptığınızda mesela kasanız veya çuvalınızda ağırlık kilo, olarak. Kilo olarak kasada fark ediyor. Fark ediyor. Evet. Mesela ne kadar fark ettiriyordur? Normal şeye göre, kullanmadığınız yere göre. Bir yüzde olarak %20, %10 gibi bir şey var mı ölçümünüz? %10 rahat vardır da fazlasını. Kaç kiloyken kaç kilo? Bir de öyle söyleyelim. Mesela. Yüzde demeyelim de. Bir çuval. Şey çuval mesela 35-40 kilo geliyorsa normalde 43-44 kilo geliyor. 43-44 kilo geliyor. Evet. %10'a biraz geçiyor. Geçiyor, evet. Şöyle az daha gidelim. Şimdi burada tabii hava çok soğuktu. Evet. Soğuktan kaynaklı herkes sobalarını yaktı vesaire. Evet. Biz de tabii bu durumda baştan sona öneriyoruz ama siz bu hafta rekor gübre yaprak gübresi de uyguladınız. Evet. En azından onun da sonuçlarını yakın zamanda gözleyeceksiniz. İnşallah. Öncelikle Kumbucu 50. yıl mahallesi. Seracılara tavsiye eder misiniz? Tabii. Sürekli röportajlarımız zaten. Kullansınlar. Kullansınlar. Denemekte fayda vardır. Mukayese yaptığınız zaman rekor gelişim mesela özellikle ekonomi anlamında uyguladığınızda ekonomisi sizi yoruyor mu? İşçiliği yormuyor ama. Ekonomisi ister istemez yoruyor da bu kadarlık olacak abi. Mesela diğer ürünlere göre kıyasladığınızda bu sene biliyorsunuz gübrelerde çok büyük aşırı, bir pahalılık aşırı, var. Aşırı pahalı var. Rekor ona, gelişim. Ona göre güzel can. Yani evet. Bu sene rekor gelişim hem fiyat konusunda da daha ekonomik duruma geldi. Diğerlerinin 2 kat 3 kat yükselmesi. Biz size teşekkür ederiz.